Herkese merhaba. 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 Bugün seramızın içindeyiz. Seramızda daha önceden ekmiş olduğumuz tohumlar vardı. Çimlensinler diye. Önce onları toplayacağız. Daha sonra dışarıdan hazır aldığımız fideler var. Çimlenmiş fidelerden ekeceğiz. Ona göre bir düzenleme yapacağız içeride. Arkları açacağız. Fidelerimizi ekeceğiz. Sonra kapatacağız. Sulayacağız. Çıkacağız. Ekim işlemimize başlamış oluyoruz böylelikle. Seramızın evet. İçinde ilk yetiştireceğimiz ürünler olacak. Evet. Biz de çok heyecanlıyız. Kolay gelsin. Ben. Kolay gelsin diyoruz bize. Evet, değişik duygular içerisindeyiz yani. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Emine yengem bizimle. Evet. O bu işlerin piri. Evet. Bize de öğretiyor aynı zamanda. Evet. Yengem başladı zaten. Biz de ona yardım edelim. Evet. Evet. Bak şimdi. Şurası zaten giriş, tamam mı? Evet. Buradan yukarı çıkmıyorum. Tamam mı? Hatta daha da aşağı yap bence. Biraz. Şöyle mi? Yok. Yeter ya. Yeter. Bir adımlık olsun yeter. Şu kadar başla. İşte burada ne kadar yer o kadar iyi değil mi? Bostanları diktiğimiz gibi mi göz göz yapacağız da koyacağız? Bak şuradan şöyle at gibi yap. Şey yapacağız. Salatalıkları ekeceğiz kenara. İlk önce. Tamam mı? At gibi hocam. Tamam anladım. Böyle yap. Tamam. Fideler nerede? Getireyim mi? Ha evde. Sen çardaklardan da gel. Tamam. Yani suyu böyle yukarıdan verdik mi yenge? Ha. Hepsini birden böyle gitsin bunlar. Anladın mı? Nasıl? Fidelerimiz bunlar. Nar domates. Vay ben de burada oynuyorum. Nar biber. Çeşit çeşit biberlerimiz var. Ne yapacaksın? Bak bunu çalıştım ya. Bunlar salatalık. Doldur. Doldur. Böyle. Beş tane bulutu. Şunlar da patlıcan. Evet, sen ilk önce önündekini doldur. Şunu. Tamam. Onun yanındakine. Böyle kenardan gel. Bunları yanlış ekeceğiz. Yanlış böyle gitmeyecek mi? Evet. Yani şöyle bir doldur bunu böyle. Şöyle doldur. Burada yolu. Seranın içinde durulmaz yenge. Evet ya. Buhum daraldı. Ateş attım. Emine yenge ateş attı. Allah seni. Arka. Su bir değişik ama. Su mu değişik? Az az geliyor. Sıcak size vurdu galiba. Değiyor mu? Su nasıl değişik ya? Bildiğin çeşme suyu işte. Ama bir geliyor bir gelmiyor arka. Tam hava yapıyor işte arada o kadar. Ben ne bileyim hava yapacağını. Bilmem ki ben havanın neymiş o. Sen yengem nasıl diyorsa... Şu anda öyle tutuyorum güya. Benim kutuları doldursak. Açtım kutuları. Daha şurayı dolduramadım. Dolmuş. Sen bak kutuları. Ha yap. Şöyle mi geleyim? Bak şuna bu kutu. Bir de şu kutu. Üstüne iki tane kutum kaldı. Bak. Sen kut. Bak ya samanı bak. Aha böyle yapacaksın. Sonra oraya uzat. Ondan sonra bana uzanacaksın böyle. Ah, hadi bak. Ha bu tarafa gel. Tepemizi yıkmayasın her şeyi. Oradan çok destekleniyor da. Yok oraya çıkıyor. Elimle yaptım diğerlerine bak yaptım yapamadığımı biz şey yaparız. Behiye Hanım eliniz bayağı alıştı bakıyorum. Tabi canım. İş bilmediğin çok belli oluyor değil mi?
Evet. Bunlar salatalık fidelerimiz. Bunlar. Bunları kenara ekiyoruz ki diğerlerinin güneşini kesmesin diye. Böyle koyuyorum şu an. Yengem bunları ekecek. Evet. Değil mi? Ocaklara yerleştir. Tamam. İnşallah oluyordur. Çok zarar vermemeye çalışıyorum. Salatalıktan sonra patlıcanları eki. Tamam. Hazır buradayken ver. Buyurun. Teşekkür ederim. Bunlar patlıcan mı? Evet. Melur, domates yapıştıralım biraz. Tamam. Şunlar domates değil mi? Biber. Bunlar domates de. Yenge, nerede? Domateslerin hangisi çeri, hangisi normal seçebilir misin? Ben bilemem oğlum bunlar. Ben de bilemem. Evet. Neyse, patlıcanın kalanını sonra da ekeriz. Şey yapalım, evet. Patlıcanın yanına biber yapalım. Olur mu? Olur. Şu dolma biber galiba, büyük yaprak. Bastır. Hava almasın. Güzel bir şey oldu. Hı? Çok güzel oldular değil güzel mi? Güzel bir şey oldu. Şura su verebilirsin. Tamam yengecim. Fidelere vurma ama suyu, tamam mı? Tamam. Etrafından mı? Zedelenmesin. Değil mi? Hı-hı. Şöyle götüreyim. Bizim aldığımız fideler, salatalık, patlıcan, biber. Aslında hani hem uzun ince biber, tatlı biber, kırmızı biber ve dolmalık biber aldık. Domates aldık. Normal domates bu, kırmızı domateslerden. Bir de çeri domateslerden aldık. Yani bu arada benim kazmaya ya da oturup eğilip kalkmaya katılmamamın sebebi hamile olmam. Bence anlaşılıyordur. Söylemedik özellikle ama anlaşılıyordur herhalde diye düşünüyorum. Değil mi Erka? Anlaşılıyordur. O açıdan kesin anlaşılıyor. Bu açıdan kesin anlaşılıyordur. Özellikle şu açıdan. Bunlar da iş kıyafetleri. O yüzden yapacak bir şey yok. Normalde böyle giyinmiyoruz yani.
Evet. Bakalım ufak mı? Ufak var. Kaç fide kaldı? 5. 5. 5 tane biber fidesi kaldı. Yani 40 tane fide ektik. Evet. Evet. Yoruldum. Evet. Söylemek istediğim şey bu. Bence de çok yorucu gerçekten gözüküyor. Yoruldum. Ama şöyle bakınca yorgunluğuma şu an değdiğini düşünüyorum. Zaten yerken sabah kalkacaksın böyle. Evet. Hemen balkondan aşağı ineceksin. Buradan pıt 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 salataya tak 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 tak. Bence de. Zaman güzel olacak. Evet. Ama şu anda spor oluyor. Evet. İyi oluyor yani. Şöyle genel bir göstereyim ben. Şöyle. Böyle. Her şeyi ektik. Sadece burada 5 tane biber fidemiz kaldı. Onları da saksılara ekeceğiz. Bakalım. Kıvırcıklarımızı hiç bozmadık. Bunlar yakında toplanır diye düşünüyoruz şu an. Çünkü dün böyle değillerdi. Bugün çok çabuk büyüyorlar. Bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben mi? Hı. Nasıl anlatacağım? Böyle mi? Evet. Ne var? İlk başta dur. Diyeceğimi tasarlayayım. Herkese merhaba. Herkese merhaba diyeceğim. Tamam.